Günümüzde uygulanan şekliyle imam nikahı Kur'an'da nasıl yer almaktadır? Nikahın imamı müezzini yok. İmam nikah bizim şeyimizde, yani bizim hiçbir fıkıh kitabında böyle bir kelime yoktur. Yani nikah nikahtır. Bunun imamı müezzini olmaz. Peki imam nikahı nereden çıkmış? 1926'da Medeni Kanun İsviçre'den tercüme edildiği zaman, işte Neşatel'den tercüme ediliyor. Onlar Katolik. Katoliklerde kilisenin şey, nikahın kilisede kıyılması lazım. E şimdi tercüme ederken kilisede kıyılmalıdır diye tercüme edemezler, değil mi? Şimdi orada tabii orada da şu var. Kilise önce resmi nikahtan sonra kilisede nikah kıyılabilir diye bir ifade var. Bunu tercüme ederken imam nikah demiyorlar, dini nikah diyorlar. Ancak resmi nikahtan sonra kıyılabilir diyorlar. Ve o imam nikahı o gün giriyor bizim dilimize. Yoksa o zamana kadar kimsenin imam nikahı diye bir şey bildiği yok. Yani imam nikahı, müezzin nikahı yok. Nikah nikahtır. Şartları vardır. O şartlar oluştuğu zaman, ki onlar bir kere ailenin devreye girmesi lazım, mutlaka denetlenmesi lazım. Öyle hiç kimsenin haberi olmasın, iki kişi bulduk, nikah kıydık, böyle bir nikah olmaz. Peki sadece resmi nikahla evlenenlerin durumu nedir? Sadece resmi nikahla evlenenler Kur'an-ı Kerim'in emrettiği bütün şeyleri yerine getirmiş olanlardır. Çünkü denetim şartı var. Resmi nikahta denetim var. Şahitlerin bulunması var, kayıt tutulması var, belgelere geçmesi var, hepsi var yani. Yani ayrıca bir imam nikahı kılması gerekiyor ama. Yani imam nikahı diye bir şey yok yani. Ama müezzin nikahı yapsın. Evet, yine bu konuyla yakından alakalı bir soru. İki evli olan beylerin hanımlarına maddi olarak eşit davranmamaları hususunda Kur'an'ın tavsiyesi nedir? Davranmaları olması lazım herhalde. Şimdi sevgide eşitlik olmaz. Siz iki tane evladınızı bile eşit sevemezsiniz. O insanın gücü yetmez ona. Ama maddi olarak her birisine şey yapması, karşılığı görevini tam olarak yapması onun vazifesidir. Yapmadığı takdiri günahkar olur. Bu bir yasal bir şey olsa, karşılığı olsa mahkemeye verip hakkını isteyebilir ama bugün bir yasal koruma altında değil. Peki ikinci evliliklerin herkesten gizli olması hususu? Az önce dedik ya, böyle iki geçerli olur mu yani? İki tane şahit bulduk, nikah kıydık, böyle bir nikah olmaz. Yani ne yapılması böyle lazım? Böyle bir nikah yok yani, bunu yok sayacaksınız. Evet. Eğer bir şey yapmak istiyorsa ailenin izniyle böyle bir şeyde, yani bir insanların duyacağı bir şekilde, böyle gizlisi kapalı, gizli nikah kesinlikle olmaz. Yaparlar. Bugün mesela bugünkü yasalarda biliyorsunuz zina suç olmaktan çıkarıldığı için birlikteliklerin bir sınırı yok maalesef. Bunun helal olmasının tek yolu nikahtır. Nikahın da mutlaka ailenin devreye girmesiyle olur ya da muhakkak bir denetim mekanizmasının devreye girmesi şartı vardır. O devreye girmeden olan nikah geçerli değil.